silinemiyor. İşte bunu konuşacağız. Avukat Ertuğrul Akar bizlerle birlikte olacak. Sayın Akar'a da dönelim. Sayın Akar, hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Öncelikle ünlü olsun olmasın hepimizin başına gelen bir durum. Birileri, bilmediğimiz bir yumurta kafa diyoruz biz onlara, belirsiz bir hesaptan hakkımızda bir ifade yazılıyor. Haksız veya haklı, bu çerçevede zaman zaman bu durumlarla karşılaşıyoruz ama arama motorlarından mahkeme kararı olsa bile o ifadeleri sildiremiyoruz. Ne yapmamız lazım? Unutulma hakkı nedir? Dünyada nasıl uygulanır? Evet, söylediklerinizde son derece haklısınız. Özellikle son zamanlarda sosyal medya üzerinden başlatılan bu hakaret furyası, işte iftira furyası artık önü alınamaz bir duruma gelmiştir. Bu unutulma hakkı dediğimiz şey daha çok dijital medya üzerinden, sosyal medya ve diğer internet ortamları üzerinden günümüzde artık insanlar tüm bilgilerini buralarda milyonlarca insanın ulaşabileceği şekilde bir anda tüm dijital ortamda paylaşabilmektedirler. Ve bu paylaşılan hususlar da orada 20 yıl, 30 yıl, 50 yıl, 100 yıl, yani bunun sonu yok, kalabilmektedir. İşte bir süre sonra bu bilgilerin sosyal medya veya dijital medya içerisinde depolanması, insanlar da onur, şeref, haysiyet, kişisel bilgilerin güvenliği noktasında problemler oluşturmaya başlamaktadır. İşte unutulma hakkı dediğimiz şey ise kişilerin kendilerine ait bu özel bilgileri, bir kişi suç da işleyebilir veya farklı bir toplumsal tepki çekebilecek fiilde de bulunabilir. İyi veya kötü davranışları da olabilir. Bunlardan etkilenerek geleceğini inşa etme noktasında sıkıntı yaşayan kişilerin bir süre sonra artık dijital medya üzerinden veya arama motorları üzerinden, işte Google vesaire gibi, bu verilerin silinmesini talep etmesi gündeme gelmektedir. Bu da şu şekilde oluyor. Özel hayatın gizliliğinin ihlali, Türk Ceza Kanunu'nun 134. maddesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Sözleşmesi'nin 8. maddesi, Korunması Kanunu 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu, tüm bunlarda düzenlemeler yapılmıştır, yapılmaktadır. Daha önceden tabii Türkiye'de unutulma hakkı yasal bir çerçeveye kavuşturulmamıştı. Ancak buna rağmen konjonktürel anlamda, evrensel hukuk anlamında daha önceden baktığımızda Avrupa Birliği Adalet Divanı 2014 yılında Google İspanya kararı ile İspanyol bir şirketin, bu şirkette çalışan bir kişinin verilerinin kişinin talebi üzerine Google'dan silinmesi, tamamen kaldırılması yönünde bir talepte bulunulmuş ve bu talep kabul edilmiştir. Günümüzde de Avrupa'da hem Amerika Anglo-Sakson sisteminde hem Kara Avrupa'sında Google'dan veya diğer arama motorlarından kişisel bilgilerin silinmesi noktasında taleplerde bulunulabiliyor ve Google bugün orantısal olarak baktığımızda %50'lere varan bir kabul ile kişilerin istedikleri özel bilgilerinin tamamen silinmesi veya kısıtlanması sağlanmaktadır. Türkiye'de de daha önceden bir yasal zemin olmamasına rağmen hem Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 2015 yılında verdiği karar hem de Anayasa Mahkemesi'nin 2016 yılında verdiği karar ile kişilere ait haberlerin, bilgilerin güncellik kriterine göre, yani sizin bugün sosyal medyaya veya dijital ortamlara girdiğiniz bilgiler veya sizin kendinizin dışında işte sizinle ilgili girilen haberlerin güncelliği, bilginin güncelliği artık yok olmaya başlamış ve azalmışsa, burada siz artık ilgili kuruma bir dilekçeyle başvurarak hakkınızdaki bu bilgilerin sosyal medya veya arama motorlarından silinmesini talep edebiliyorsunuz. Bu da 2016 yılından itibaren kişisel verilerin korunmasına dair kanunla birlikte artık bizim hukukumuza da yerleşmiş. 6698 sayılı kanunun 7. maddesinde de açıkça kişiye ilişkin bilginin güncelliği dikkate alınarak kişinin talebiyle bu bilgilerinin vereceği bir dilekçeyle kendi isteği dışında
hem kullanılamayacağı, hem yurt dışına aktarılamayacağı, hem de kısıtlanabileceği noktasında kişiler artık karar alabilirler. Ertuğrul Bey, tabii siz hukuki çerçevede ifade ettiniz ama şöyle diyelim ki şahsım adına bir yorum var ve hukuk çerçevesinde suç teşkil eden bir yorum ve bunun cezalandırılmasını talep edeceğim. Mahkemeye başvurdum bir avukat vasıtasıyla ve mahkeme burada kararını verdi. Bu otomatik olarak internetten silinmiyor mu? Sonrasında ben ne yapacağım? Yani hangi kuruma gideceğim de başvuracağım? Biraz daha böyle spesifik konuşabilir miyiz? Yani burada söylediğiniz şey şu, önce şunu belirtmekte fayda var. Tabii son zamanlarda biliyorsunuz bu Twitter veya sosyal medya üzerinden hakaretler de söz konusu olabiliyor. Burada öncelikle vatandaşlarımıza şunu söylemekte fayda var. Bu tür suçların işlenmesi için kişilerin aynı ortamda bulunmalarına gerek yok. Sosyal medya üzerinden de hakaret, tehdit, işte kişisel verilerin korunması noktasında ihlaller, bu suçlarda da yine mahkemeye başvurulduğunda ceza alınabiliyor. Bu cezayı aldığınızda artık siz yeni getirilen kişisel verilerin korunmasına ilişkin kuruma başvurmadan, özellikle gidip dilekçe vermeden, sizin bu bilgileriniz oradan, yani Google ve benzeri arama motorlarından veya sosyal medya üzerindeki depolama alanlarından silinmemektedir. Ancak sizin kişisel verileri koruma kuruluna dilekçe ile re'sen veya tespit halinde kurumun kendi vasıtasıyla yapacağı çalışmayla buradan sildirebilirsiniz. Peki sosyal medyada muhatap bulamama konusu var ki bir şirket Türkiye'de olması veya yurt dışında olması bu fark eder mi? Tabii şöyle bir durum söz konusu. Bugün sosyal medya anlamında baktığınızda Twitter, Instagram, Facebook veya işte arama motorlarından Google, buraların, bu şirketlerin Amerika'da ve Avrupa Birliği'ne ait dahil ülkelerde temsilcilikleri bulunmakta. Bizde ise buraların, mesela Twitter'ın temsilciliği bulunmamaktadır. Bundan dolayı da burada mahkemelerde devam eden süreçlerde mahkeme kişiyle ilgili, yani sanıkla ilgili veya şüpheliyle ilgili bilgileri Twitter'dan istediğinde, bu şirketin depolama alanı ve burada sorumlusu olmadığı için Amerika'da veya Twitter'da kendi hukukuna göre bizim mahkemeleri tanımadığı için, biz bilgileri mahkemelerimiz kanalıyla almamız gerekirken bu kurumdan alamıyoruz ve böylece bir muhatap bulamamış oluyoruz. Doğal olarak işin sonucu da şuraya varıyor. Karşıda bir muhatap olmadığı için, şüpheli veya sanıkla ilgili verileri tam elde edemediğimiz için mahkemede doğal olarak hükmü kuramıyor. Böyle bir problemle karşı karşıyayız. Yapılacak düzenlemeyle tüm bu şirketlerin Türkiye'de temsilciliklerinin açılması yönünde bir çalışmaya gidilecek. Öyle öngörülüyor. Yani bu da Türkiye'deki vatandaşların, Türk vatandaşı olan kişilerin kişisel verilerinin, özel verilerinin Türkiye'de depolanmasını, yurt dışına çıkarılmamasını sağlayacak ki bu da hem kamu güvenliği açısından hem ekonomik açıdan, çünkü biliyorsunuz bir sosyal medya fenomeni bugün milyonlarca liralık reklamlar almakta fakat vergi vermemektedir. Yani vergi usul kanunu açısından da sorunlu bir durum teşkil etmekte. Onunla birlikte kamu güvenliği açısından sorunlu bir durum teşkil etmekte. Mahkemelerin işlemesi, mağdurların işte karşılığını alabilmesi için, cezaların verilebilmesi için bu şirketlerin temsilciliklerinin Türkiye'de açılması noktasında bir çalışma şu aşamada yürütülmektedir. Çok kısa şunu da merak ediyoruz. Neler suç kapsamına girer? Yani sosyal medyada bir kişi hakkında ne yazarsak suç olur? Yani gerçek hayatta yapacağımız bir hakaretle sosyal medyada yapacağımız hakaret arasında fark var mı? Hiçbir fark yok. Türk Ceza Kanunu'nda işlenen suçlar açısından hiçbir ayrım gözetmeksizin cezalar verilmiştir. Burada önemli olan sizin muhatabınızın kim olduğunun belli olmasıdır. Yani isim vermeseniz bile, muhatap aldığınız kişinin
kim olduğu toplum tarafından net bir şekilde algılanabiliyorsa, örneğin hakaret suçunda TCK 125'te burada siz ceza alabiliyorsunuz. Bunun mekan farkı olmaz Türk Ceza Kanunu'na göre veya kişilerin aynı ortamda olması şartı aranmaz. Bu cezadan kimse kaçamaz. Tabii burada baktığınızda tabii hakaret suçu işlenmektedir, tehdit suçu işlenmektedir. Ondan sonra kişisel verilerin özelliğine ilişkin ihlaller söz konusu olursa buna ilişkin ihlalin suçu işlenmektedir. Yani burada baktığınızda normalde Türk Ceza Kanunu'na ilişkin hükümlerin tamamı sosyal medya üzerinden de işlenen suçlar açısından geçerlidir. Ertuğrul Bey, aslında biz sosyal medyanın evet iletişimdeki faydalarından bahsediyoruz ama maalesef sosyal medya sorumsuz medya ve bu çerçevede herhangi bir denetim de olmadığı için her türlü yalan haber de orada zaman zaman paylaşılıyor. Peki haberin kaynağını durdursak bile paylaşanları zaman zaman durduramıyoruz. Bu konuda ne yapılabilir? Yani burada dediğim gibi yaptırımlar öngörülüyor ama Yani tabii şu yaptırımlar anda Türk paylaşanlar için de geçerli mi? yani tabii yaptırımlar paylaşanlar için de geçerli olmak zorunda. Çünkü niye? Siz bugün örnek veriyorum hakaret içerikli bir tweet'i beğendiğinizde veya retweet yaptığınızda burada aslında siz de o düşünceye katılmış bulunuyorsunuz ve iştirak etmiş oluyorsunuz. Bu durumda bence retweet yapanların veya beğenenlerin de bir şekilde hani o hükme muhatap olmamakla birlikte tam anlamıyla eşit ceza şeklinde Evet. ama bir şekilde bu örneğin hakaret içerikli tweetin veya tehdit içerikli tweetin veya kişilerin şeref ve haysiyetine ilişkin işlenen suçlarda, alay içerikli videolarda bunların yayılmasına sebep oldukları için bunların da bir şekilde önünün yasal olarak kesilmesi gerekmektedir. Yeni uygulamada büyük ihtimalle buna ilişkin de düzenlemeler gelecektir. Sosyal medya çok faydalı ama sorumsuz bir medya değil. Herkes orada yaptığının bedelini ödemekle mükellef. Nasıl ki Kesinlikle. gerçek hayatta biz neler yapıyorsak, hangi hukuk kurallarına uyuyorsak sosyal medyada da bunlara uyacağız. Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi Başkan Yardımcısı Avukat Ertuğrul Akar, çok çok teşekkür ediyoruz yayınımıza konuk olduğunuz için.